Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımız. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Cinsel, sınıfsal, ulusal sömürüye karşı yaşamın her alanında kadın özgürlük mücadelesini yükselten kadınlara selam olsun. Depremin yaraları henüz sarılmamışken iktidar tarafından depremin sonuçları sıradanlaştırılmaya çalışılıyor. AKP'nin yaptığı iki tane şey var. Birisi yıkımı bir inşaat yıkımı olarak ele alıp yeniden ihaleler yapıp inşaatlar yapmaya başlamak. Bir diğeri de toplumsal yıkımı da fıtrat diyerek, kader diyerek geçiştirmeye çalışmak. Fakat bir diğer yaptığı bir şey daha var. Çok tehlikeli bir adım atıyor AKP. Yaptığı şey de şu. Diyor ki bu depremin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının sebeplerinden bir tanesi kentsel dönüşüm projelerine halkın ve kurumların demokratik kitle örgütlerinin karşı çıkmasıdır. Burada bir diğeri de şudur, en tehlikelisi olan İstanbul depremi var. Bilim insanları her gün uyarı yapıyorlar ve AKP şuna hazırlanıyor. Olası bir İstanbul depreminde de şunu söyleyecek. Biz yapmaya çalıştık ama halk karşı çıktı, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri buna karşı çıktı diyerek katliamdaki doğrudan rolünü, olası katliamlardaki doğrudan rolünü gizlemeye çalışacak. Bunu buradan açıktan söylüyoruz. Biz kentsel dönüşüme karşı hiçbir zaman olmadık. Biz AKP'nin rantsal dönüşümüne karşı çıktık. Örnek vermek istiyorum. Bakın İstanbul'da bilim insanlarının riskli dediği yerlerin iktidar riskli ilan etmiyor. AKP'li belediyelerde Kandilli'nin risk düşük dediği yerlerde dönüşüm başlatıyor. Örneğin Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece gibi ilçeler risk altında ama buralarda dönüşüm yapmıyor AKP. Nerede yapıyor? Rantı büyük. Yani müteahhitin girip kar edebileceği yerlerde. İşte Armutlu, Derbent, Çubuklu gibi yerlerde, Fikirtepe gibi yerlerde risk düşük olmasına rağmen buralarda kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyor. Bakın şu tabloyu buradan bir kez daha göstermek istiyorum. Burada kırmızı olarak işaretlenmiş yerler bakanlığın riskli ilan ettiği yerler. Kırmızı olan yerler. Fakat tüm sarı olan yerler hem bilim insanlarının hem de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın riskli tespit ettiği yerler. Buralarda dönüşüm yok. Buralarda dönüşüm yok. AKP ne yapmaya çalışıyor? AKP'nin yaptığı kentsel dönüşümün örneği burada. Bakın. Malof İstanbul. Görüyor musunuz tesisi? Ve bu tesisin tanıtım reklamında da şu yazıyor. Malof İstanbul aynı zamanda bir kentsel dönüşümdür. Ve tanıtımında da şunu söylüyor. Tem otoyolu üzerindeki Mahmut Bey gişelerinin yakınında Atatürk Uluslararası Havalimanı'na 5 kilometre mesafede. Şimdi bu kentsel dönüşüm mü oluyor? Bu işte tam olarak rantsal dönüşüm. Bir başka örneğe bakalım. Biz neye karşıyız? Biz işte buradaki tabloya karşıyız. Burada kim var? AKP Beyoğlu Belediye Başkanı. Yanındaki kim? AKP Genel Başkanı'nın oğlu. Aralarındaki diyalog kameralara, mikrofonlara yansıyor. Kapalı zannediyorlar mikrofonu. Diyalogları şu. Diyor ki AKP bakalım şu dönüşümde birkaç şey yapabilirsek bir şey kalırsa bize. He şeyde projede var değil mi? Olmasa da bir iki yer bina olarak aldık mı yeter bize. Ya altını istediğimiz gibi yaparız. Altta havuz olur, üstü koordinasyon yeri vesaire. İşte AKP'nin kentsel dönüşümü budur. Kentsel dönüşüm halkın depreme karşı canını koruyan, aynı zamanda da bölgenin tarihsel yapısını da koruyan, insanların sosyolojik olarak da yapısını koruyan bir çalışmadır. Kentsel dönüşümü siz halkın yerinde yurda edilerek oralara rezidans dikilmesini söylerseniz bunun adı rantsal dönüşümdür. AKP rantsal dönüşüm yapıyor. Şimdi AKP diyor ki insanlar niye yerlerinden çıkmak istemiyorlar? Aynı şeyi depremde de söylediniz. İnsanlar ilk depremden sonra o eksi 10
Buyurunuz. -15, -20 derece soğukta kapıda kendilerini buldular. Ama tekrardan evlerine dönmek zorunda kaldılar. Ve işte o evlerine girdikleri anda ikinci depremde hayatlarını kaybettiler. Yani insanlar keyiflerinden hasarlı evlerde kalmıyorlar. Siz insanları onlarca yıl borçlandırırsanız, yerinden yurduna ederseniz, onların yerlerine rezidanslar dikerseniz, insanlar açlıkla karşı karşıya, yoklukla karşı karşıya kaldıklarında evlerinden çıkmak istememeleri son derece normaldir. Bu insani bir tutumdur. Dolayısıyla kentsel dönüşüm şeffaf olmalıdır. Kentsel dönüşüm yerinde olmalıdır. İnsanlar borçlandırılmamalıdır. Ücretsiz bir biçimde insanların dönüşümü sağlanmalıdır. Rantsal dönüşüme karşıyız. Rantsal dönüşüme karşıyız. Rantsal dönüşüme karşıyız. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.